Sıradaki soru hocam faizli bankadan kredi çektikten sonra ölen babanın çocuklarına hayat sigortasından dolayı para ödünüyor. Para ödeniyor. baba kredi çektikten e, sigorta yaptırıyor. Ölünce de çocuklar bu paradan alabiliyor. Bu para helal midir? Miras kapsamında bu para alınabilir mi hocam? Haramdır. Hemen söyleyelim onu. Evet. Bunun haram olduğu kesindir. Çünkü bir şeyin kaynağına bakmak lazım. Kaynağı nedir? Bu, ticaret yapmıştır. Ve ticaretten terdavna hader Kur'an-ı Kerim çok kolay bir ifadeyle. Rızalıkla elde edilen ticaretten kazanılan bir para helaldir. Ancak banka diyor ki ben sana faiz vereceğim ve bunu adam parayı kapatamadan diyelim ki 100 bin lira bunun 40 bin lirasını ödüyor, ölüyor ve bu kişiye de 60 bin lira kalanını da banka siliyor. Evet. E silince bu sefer o 100 bin lira mirasçıların elinde kalıyor. Fakat bunun 40 bin lirası ödendiği için 60 bin lira bankanın sildiği faizli bir para oluyor. Banka sana helal bir para vermeyecektir ki. E bu para haram olacaktır. Bakın burada ayet-i kerimede Ey Müslümanlar! İttak Allah'tan korkun. Ve derim ve faiz bırakın in kuntum müminin Müslüman iseniz. Müslüman isen diyor. Tehkide bakar mısın? Fe <laughs> tef'alu eğer faizden vazgeçmezseniz fezenu <laughs> siz ilan ettiniz. Yani e'linu <laughs> demektir. Bir harbin savaş minallahi Allah ve Resulü peygambere. Allah'a peygambere savaş edilir mi? Bu basit bir mesele midir? ve zina muharraman fi'l edyani Faiz ve zina bütün inanışlarda kıyamete kadar haramdır. Müslüman için gavur için fark etmez. Faiz ve zina gavur karısıdır diye affedersin. Böyle bir şey olma haramdır yani. Yani zinanın gavuru Müslümanı yok. Dünyadaki bütün 8 milyar zina zinadır. Zinanın hiçbir meşhur tarafı yok. Dünyanın neresine gidersen git. Uzaya da gitsen fark etmez. Yani faizle zina Allah'ın mutlak olarak kıyamet sabahı haram kıldığı bir iştir. Çok büyük haramlardadır. Bunların ahirette bu günahlarla gidilmesi çok çok hesap zor olacaktır. La <laughs> nasibe lehum rahme. <laughs> Allah'ın rahmetinden nasibi olmayanlar diye mahşerin çöplüğüne atılacak. Hesap görüldükten sonra Mevla artık onları ne yapacak? Onu bilmiyorum. Sonucunu ben bilmiyorum. Bilen varsa bana bunu izah edebilir. Yorum olarak veya bize ulaşsın söylesin. Bu mesele o kadar ciddidir. Yani insanların kul hakkına giriyor faiz. Öbürü de iffet ve namus meselesi. Adem Aleyhisselam imanı ve nikahın temeli Havva Validemiz de cennette atıldı. İki şey cennette devam ediyor. Yine iman devam ediyor. Nikah devam ediyor. Onun için iffet vakar çok çok önemli. Faiz meselesi budur. Onun için burada bankanın sildiği misal olarak az önce dediğim diyelim 60 bin lirayı sildiyse onu kendi zimmetlerine geçirmesinler o parayı. Yani o nerede kullanıldıysa o para o 60 bin neyse artık ben şimdi burada misal olarak, misal dağıtıyor. olarak söylüyorum. O miktarı fakirlere muhtaçlara dağıtsın fakat babalarının o durumu veyahut o faizi kullananın o durumu faizci olarak ahirete gittiği için yetekabbatuhumuş şeytan denmez. Kabirden şeytan cin çarpmış gibi bağıra bağıra çığlık ata ata dirilecektir. Onun da böyle bir akıbeti olacaktır. Evet faiz meselesi çok basit bir günah değil yani. Çok büyük bir günahtır. Peki. Allah muhafaza eylesin hocam.